Açıkçası sezon başladığında geçen sezondan ders alıp başladık. Çünkü geçen sezonun sonuna doğru yine iyi bir grafik yakalamıştık. Eğer onu yakalamasaydık sıkıntı yaşayacaktık son haftalarda. Bu doğrultuda iyi oyuncular da katıldı aramıza ama takım oyununda bir türlü o istediğimiz istikrarı yakalayamadık. Bu da tabii sonuçlara yansıdı ama oyundan vazgeçmedik. Aslında böyle hiçbir oyunu bırakarak, işte farklı mağlubiyet alarak kaybetmedik. İstikrarlı bir oyunumuz vardı ama sonuca yansıtamadık. Nitekim hoca değişiklikleri de oldu bu doğrultuda. Bazı maçlarda gerçekten çok iyi oyunlar sergiledik. Galibiyeti rahatlıkla alabileceğimiz maçlarda bazen özgüven eksikliği, bazen bireysel hatalar sonuçları alamadık. Haftalar çok çabuk geçti yani açıkçası. Ben Altay maçına geldiğimizde, Antalya maçını oynadıktan sonra ligin son haftası artık kazanmaktan başka hiçbir şansımız yoktu ki Altay o maça bize göre biraz daha rahat çıktı. Üst sıralardaydı bizden. Bizim lige ikinci yarı, ikinci devre tutunabilmemiz için kesin galibiyet almamız gerekiyordu. Oraya kadar bazı beraberlikler açıkçası bizi gözümüzü boyamış. Mesela işte Beşiktaş'ta bir beraberlik aldık. Tabii büyük takımdan puan aldığında farklı bir hava oluşuyor. İster istemez gerçeklerden biraz uzaklaşabiliyorsun. Nitekim çok az galibiyetle büyük Giresun hatırladığım bir Malatya maçı var galiba ayrıldığımız. O doğrultuda da o aradaki maçların hepsinde ben oynadım. Malatya maçında alta dönemden bir sakatlık yaşadım. 20. dakika oyundan çıkmak zorunda kaldım. O maçtan sonra 6-7 maç oynayamadım. İşte bu son periyoda kadar. 5 haftası sakat geçti. 2 haftasında da yedek oturdum. Sonrasında tekrar fırsat geldi ve takımın yükselişiyle beraber güzel bir grafik çıktı ortaya. Şu anda takımdaki bütün arkadaşlarım, oynayan oynamayan herkes çok mutlu. Çünkü güzel bir ortam yakaladık, bir birliktelik yakaladık. Bunda Sami Hoca'nın da etkisi çok fazla. Çok avantajlıydı çünkü diğer hocaların hep ekibindeydi. Ve bütün oyuncuları bizleri yakinen tanıyor. Hepimizin karakterlerini, ne istediğini, neler verebileceğini çok iyi biliyordu. Bu doğrultuda da sezon başı inişli çıkışlı grafiğimiz, inişli çıkışlı performanslar bireysel anlamda. Ligin sonuna doğru eksiklerimiz de olmasına rağmen bir standarda bağladık ve oyunda istekli arzulu olduk. Nitekim sonuçlar da geldi. Sami Hoca futbolculuktan gelen bir insan. Bizim ne hissettiğimizi, neler yaşadığımızı çok iyi biliyor. Nitekim dediğim gibi daha önceki hocaların ekiplerinde de bulundu. Bizi yakinen tanıyor. Geçen seneden, önceki seneden yani hoca kulübü de çok iyi biliyor, camiayı da çok iyi biliyor. Oyuncuları da birebir de çok iyi tanıyor. Neler yapabileceğimizi de en iyi bilenlerden bir tanesiydi. Bu doğrultuda inançlı bir şekilde başladı hoca ve gerçekten de kazansak da kaybetsek de oyundan vazgeçmememiz gerektiğini her defasında, her antrenmanda, her toplantıda bize aşıladı. Kendine çok inanıyordu zaten, fırsat bekliyordu. Bu fırsatı da çok zor bir zamanda yakaladı ama üstesinden şu ana kadar çok iyi bir şekilde geldi. Bundan sonrasında da daha iyisini, daha güzelini yapacaktır. İnanıyorum ben ona. Kendi performansının yükselmesi neye bağlı olması değerlendiriyorsun? Açıkçası Konya'dan ayrıldıktan sonra birçok takımın ilgisi alakası oldu ki çok iyi şartlar sunan takımlar da oldu ama Kasımpaşa benim hep önceliğimdi. Nitekim o süre zarfında da bekledim. Çünkü burada bir kaleci rotasyonu olacaktı. Fatih'in Galatasaray'a gittiği dönemde Ramazan tek kalmıştı. Buraya çok istekli, arzulu geldim. Çok inanarak geldim. Çünkü yaptığım bütün plan programlarda yani burada olmayı istiyordum. Daha öncesinde burada oynayan yakın arkadaşlarım da vardı. Hem faydalı olabileceğimi hem de kariyerimi tekrardan o istediğim ivmeye yakalayabileceğim fırsatı burada bulacağıma inanıyordum. Nitekim bu doğrultuda o inançla geldim. Geçen sezon da benim adıma çok iyi geçti. 20-21 tane maç oynadım. Bu sezonda şu ana kadar 15 tane maç var ve her maç takımıma katkı sağlamak için uğraşıyorum. Performansım artışı tabii takımla da doğru orantılı ama dediğim gibi kulübü seviyorum. Çok güzel bir ortamımız var, sahiplendim. Bu da hem performansıma hem saha içi hem saha dışı duruşuma yansıyor açıkçası. Bu da beni çok mutlu ediyor. Üzerine koyarak devam etmem gerekiyor. Bunun da farkındayım. Takımda hava gayet iyi. Öncelikle onunla başlayayım. Açıkçası Trabzon maçı, evet, şampiyonluk adayı takımlardan bir tanesiyle oynuyoruz. O açıdan çok önemli ama
Bizim için her maç çok önemli. Yani biz şu yaptığımız seride belki aradan bir tane maçı Allah korusun kaybetmiş olsaydık veya beraberlikle bitirmiş olsaydık, işler şu anda bizim için çizilen bu tablo şeklinde olmayacaktı. Daha zor olacaktı. O yüzden bizim her maç, her maçtan puan çıkartmamız gerekiyor. Ve bu güce sahibiz. Oyuncular olarak biz buna inandık. Tesisler, birçok takım kampa gitti biliyorsunuz. Yani bizim tesis imkanlarımız çok iyi. O yüzden biz antrenmanlarımıza burada devam ediyoruz. Ve sıkı çalışıyoruz, sert çalışıyoruz. Sakat oyuncularımız var. Onların dönmesi için de bu ara bizim için iyi oldu. Aramıza katılan birkaç arkadaşımız oldu. Onların da takıma adapte olması açısından bizim adımıza güzel bir fırsat oldu. Bu bir ara ama biz hiç ara vermemiş gibi aynı ciddiyetle, aynı istek ve arzuyla yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bunun farkındayız ve inşallah da böyle olacak. Şöyle, çok gerçekten Türk futboluna damga vuracak kalitede isimler var. Altay, Uğurcan, hani Berke, keza Ersin, İrfan Can, yani sayabileceğimiz birçok isim var. Benim aklıma gelmeyen ama şu anda mesela alt liglerde de aynı şekilde güvenip oynatılan birçok kaleci var. Bu Türk kaleciler için çok büyük bir fırsat. Fırsat verildiğinde de bunun değerlendirilebileceğini, gerçekten Avrupa standartları, hatta Avrupa standartlarının üzerine çıkılabileceğini gösteren bir ivme bu. Nitekim bizim zaten fizik standartlarımız çok iyi. Yani Türkiye'deki kalecilerin, gerçekten futbolcuların da aynı şekilde ama kalecilerin özellikle şu son dönemde fizik kalitesinde muazzam bir artış oldu. Dünya standartlarının civarındayız. Ortalama 1.91 diyebiliyorum kaleci standardı. Şu an Türkiye'deki kalecilerin size'ları çok iyi. Fizik kuvvetleri çok iyi. O yüzden de bunu teknikle ve oyun bilgisiyle birleştirdiğimizde başka bir seviyeye geleceğiz. Şu anda bunu yapan kaleciler üst seviye oldu. Büyük takımda oynamak zor. Gerçekten zor. Çünkü diğer takımlardaki gibi maç içinde 6-7 tane pozisyon gelmiyor. Sıcak kalman gerekiyor, konsantrasyonunu bozmaman gerekiyor. Bunu başarabilenler de yukarıya doğru devam ediyor. İşte Altay bunu başardı ve kalıcı oldu. Uğurcan bunu başardı ve kalıcı oldu. Benim temennim Ersin de dahil, Ersin de bunun içinde ve Ersin'in daha gelişimine katabileceği, üzerine koyabileceği Berke ile beraber zamanları da var, fırsatları da var. İnşallah üzerine de koyarlar. Koyabileceklerine de inanıyorum. İnşallah yerli kalecilerin yurt dışına açılmasıyla alakalı adımlar atılır. Bunu başarabilen kaleciler olur ve bunun devamı gelir. Çünkü dediğim gibi gerçekten çok potansiyelli kalecilerimiz var. Fizik kalitemiz çok iyi. Bunun Avrupa'da bir şekilde öne çıkması gerekiyor. İnşallah bu da gerçekleşir. Neler söylersin? Yani bu eleştirileri nasıl karşılıyorsun sence? Ya bu eleştirilerin olması normal. Sonuçta büyük bir camia. Türkiye'nin en büyük camialarından bir tanesi. Dediğiniz gibi ben de altyapısından yetiştim ve yaklaşık 10-11 yıl bu camianın üstünde içinde bulundum ve üzerimde bu armayı taşıdım. Sağ içi sağ dışı sorumlulukları çok fazla. Bu bir gerçek. Başarı geldiğinde ödülü de çok büyük oluyor. Ama başarısızlık geldiğinde de eleştiriler de bir bu kadar ağır oluyor. Berke'yle zaten konuşuyoruz. Çok düzgün bir çocuk ama şöyle bir durum var. Bunlara karşı duruşunuz ilerideki geleceğinizdeki kariyerinizi belirleyecek. Övgülerde çok yükselmemeniz lazım. Bu tarz eleştirilerde de kendinizi düşünmemeniz lazım. Yani aynı çizgide devam etmek gerekiyor. Benim bütün kalecilere söyleyeceğim bu. Çünkü bizim ülkemizde başarılı bir sonuç, bir maç, yaptığın bir kurtarış seni göklere çıkartıyor. Aslında bu da gerçekçi değil. Yaptığın bir hatada çok ağır eleştirilere maruz kalıyorsun. Bu da gerçekçi değil. O doğrultuda da çok çalışacaksın. Kaleciliğin anahtarı bu. Bitmiyor. Yani şimdi Uğurcan 25-26 yaşında, 25 yaşında çok iyi kaleci. Ama bunu devam ettirmesi gerekiyor. Üzerine koyması gerekiyor. Üzerine koyduğu sürece, o çizgide, o doğrultuda devam ettiği sürece iyi kaleci olarak anılacak. Nitekim Altay da öyle, Ersin de öyle. Diğer kaleciler, oynayan kaleciler için de bu durum söz konusu. İstikrar gerekiyor. İnişler çıkışlar olması çok normal. Genç kalecilerde özellikle. Kalecilik tecrübeyle de doğru orantılı. Çok takılmadan doğru olanları, sana faydası olan eleştirileri dinleyeceksin. Aynı şekilde çalışmaya devam edip yoluna bakacaksın, mecbursun.
Serdar Hoca ile çalışıyoruz. Şu anda da bizi iyi de yoruyor milli takım arasında. Serdar Hoca, ben Fenerbahçe'de ilk altyapıdan, genç takımdan A takıma çıktığımda gerçekten hani çalışkanlığıyla hepimize örnek olacak bir isimdi. Nitekim o seviyede oynamasında çalışkanlığına bağlıyor kendisi. Çok çalışıyordu. Şimdi antrenörken de aynı şekilde çok yani hem farklı çalışmalar yaptırıyor, kendini geliştiriyor, hem de yoğun tempoda çalıştırıyor bizi. O açıdan bizim adımıza bir şans, çünkü dediğim gibi kalecilik her daim, ben şu anda 32 yaşındayım. Kaç yaşına kadar oynarım? Oynadım 3, 4, 5 gidişata bağlı. 5 sene daha 36, 37 yaşına kadar, 38 yaşına kadar oynadığımda yine çalışmam gerekecek. Geçmişte yaptığım çalışmalar beni 36, 37 yaşına götürmeyecek. Evet, oynadığım maçlar, gösterdiğim performanslar belli bir yere getirecek ama kalecilik dediğim gibi çalışmayla birebir aynı doğrultuda ilerliyor. O yüzden Allah sağlık saat versin. Kendimi açıkçası uzun vadede şöyle yaparım, işte şu yaşa kadar oynarım diye bir şey söyleyemiyorum. Çünkü kendimi fit, iyi hissediyorum. O doğrultuda da fiziğim el verdiği sürece sahaya adım attığımda bugünkü gibi istekliysem, aynı şekilde istek arzuyla giriyorsam o sahaya, onu devam ettirebildiğim sürece devam ettireceğim. Peki sonrası için? Sonrası zor bir soru. Şu an futbol Türkiye'de çok dar boğazdan geçiyor açıkçası. Yani kulüplerin çok ciddi maddi sıkıntıları var. Tesis sıkıntıları var birçok kulübün. Yani biz o açıdan diyorum ya, ilk başta da sözüme başlarken Kasımpaşa'yı çok istedim. Çünkü imkanlar çok iyi burada. Çalışma imkanları çok iyi. Muhtemelen tesisi de gezmişsinizdir, görmüşsünüzdür. Yani belki Türkiye'deki en iyi tesis şu anda burası. Yarın ne olacağını bilmiyorum. Hani futbol sonrasında antrenörlük yaparım dediğimde kendimi oraya koyamıyorum. Çünkü hala kaledeyim. Onun dışında yöneticilik, futbolcu temsilciliği, bir sürü seçenek var ama dediğim gibi şu anda kendi adıma bunları değerlendirip de bunu yapacağım diyemiyorum. Şöyle de bir durum var. Benim zamanında oynadığım beraber, özellikle Fenerbahçe döneminden Emre abi, Egemen abi, Selçuk abi, Volkan abi şu anda antrenörlük yapıyor. Yani doğal olarak onlarla da iletişim halindeyiz. Belki futboldan sonra antrenörlüğe doğru yönelebilirim veya daha farklı fikirler oluşabilir kafamda. Açıkçası planlarım var ama net bir şekilde karar vermiş değilim bununla alakalı. Tamam. Doğru. Süper Lig'de seni en çok zorlayan golcü. Yani açıkçası şöyle bir durum var. Çocukluğumuzda bizim dönemimizin efsanesi Rüştü abiydi. Kendisiyle de tanışma fırsatı yakaladım. Karşılıklı da oynadık. Bizim adımıza idol dediğinde aklı o geliyordu. Çünkü o çok başarılı olduğu döneme denk geldi benim çocukluğum ve ben hep kaleci olarak oynadım. Yani forvet değildim, defans değildim. Hep kaleciydim ben. O yüzden de doğal olarak Rüştü ile başlayan, daha sonra Kartal Spor altyapısına, minik takımına başladığımda Volkan'la devam eden bir süreç vardı. Çünkü önümüzde Volkan abi gibi bir gerçek vardı, Volkan Demirel gibi. Ve hep bize o söyleniyordu. O doğrultuda da kariyerlerimiz bir şekilde bir araya geldi. Ben Fenerbahçe'ye transfer oldum, A takıma çıktım. 2 senede Volkan abiyle aynı odayı paylaştım. Dediğim gibi yani Rüştü ile başlayıp Volkan'la devam eden bir rol model oldu bizim adımıza. Şu anda da ben gençlere, en azından yakınımdaki altyapıdan gelen, burada olan gençlere örnek olabilmek için elimden geleni yapıyorum. Çünkü genelde Türk futbolunda hep kötü örnekler, haylaz çocuklar, yaramaz çocuklar göze geliyor. Ama aslında çok doğru, çok düzgün profiller de var Türk futbolunda. Ben de bunlardan birisi olup en azından gençlere örnek olabilme adına elimden geleni yapıyorum. Onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. En zorlayan golcü. Yani açıkçası bu Burak abi buradayken Burak abiydi. Sonrasında da Sherlock'tu. Çünkü yani adam hiçbir şekilde durdurulamıyor. Koşu atıyor, şut atıyor, kafa topu var. Mücadele ediyor, defansa yardım ediyor. Şu anda güncel olarak aklıma gelen bir isim yok. Ama en son Sherlock'tu yani. O özellikle oynadığımız, onların Başakşehir'e şampiyonluğu kaybettiği sezon Konya'dayken, dediğim gibi yani her türlü penaltı atıyor, kafa vuruyor, koşu yapıyor, bütün özellikleri var. Beni en çok zorlayan
forvet oyuncusu Charlotte diyebilirim yani geçmiş dönemde. Şu anda öyle aklıma gelen bir isim yok. Zorluyor diyebileceğim bir isim yok açıkçası. Umut zorluyor bizim. Umut var ya. Antrenmanlarda çok zorluyor. Daha rakip oynamadık ama Umut zorluyor. Umut diyebilirim. Mankenlik de öyle. Yok. He? Sarar. Damatlı. Sarar.